Merhabalar arkadaşlar, ben Can, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizinleyiz. Bugün Paşa Fencer'da önceden oynadığımız karakteri buldum arkadaşlar. Server kırıktaydı. Birazcık araştırdıktan sonra eski videoları izledim ve karakterime kavuştum. Karakterime kavuştum ama girdiğim zaman hiçbir arkadaşımın oyunda olmadığını fark ettim zaten. Çünkü sıralamalar çok değişmiş. Sıralamalar çok yükselmiş. Herkes şu an belki sıralamada olanların hepsi zaten VIP 4'ü geçmişler, o geçmiş olan arkadaşlarımız. Ve baktığımda güç sistemi de çok değişmiş. Yani artık çok uçuk rakamlar. Bizim oynadığımız zamanlar bu kadar değildi. Ve birazcık da sıralamada imkanımız oluyordu. Yani ilk 20, ilk 25 de girebilme imkanımız oluyordu. Tabii bunu biz 1,5 seneden beri bıraktığımız için oyunda bayağı gelişmiş. Arkadaşlarıma baktım, 14-15 aydan beri girmeyen arkadaşlarım var. 9 ay, 7 ay. Yani oyunu çoğu insan bırakmış. Tabii bunun güzel yanı, farklı sunuculardan birleştikleri için yine aktiflik devam ediyor. Biraz araştırdıktan sonra yani şu an dezavantajları ve avantajları var. Nasıl var? Yani görevleri az çok biliyoruz zaten. Gelişmemiz çok hızlı olur. Çünkü neden hızlı olur? Girdiğimiz ittifaklarda bizim şu an üstümüzdeki ekipmanların hepsi 15 seviye, 3 yıldız. Yeni gireceğim, yani girdiğimiz ittifaklarda zaten bizim ekipmanların çok üstün şekildeki ekipmanlar var. Bizim de elde edip de kullanabileceğimiz ekipmanlar var. Şimdi deposuna girersek 17 seviye, 16 yok. 17, 18, 19, 20'ye kadar yolu var. Şimdi bunun dezavantajı, yakalama imkanımız yok. Çünkü en son 50. sıralamaya baktığımda adamın gücü 735 milyondu. Şu an benim gücüm 39 milyon. Yani böyle bir imkan yok. Sıralama imkanımız olmayacak. Avantajı da böyle ekipmanları çok hızlı bir şekilde kuşanıp gelişebilme imkanımız. Yani oyundan birazcık da zevk almasına bakacağız. Bu saatten sonra VIP yüklemenin de bir anlamı yok. Çünkü hiçbir amaç için VIP yüklenilmez. Yani farklı bir bota dozuna girip de farklı bir şey elde edemeyiz. O yüzden yani şu an arasında kaldım. Avantajları da var tabii ki de. Düşünüyorum, yeni serverda mı başlayayım yoksa oynadığım servera devam mı edeyim? Onun hakkında birazcık size fikir almak istedim. Yani yorumlarda belirtirseniz yeni servera mı oynayalım yoksa eskisinden mi devam edelim, üstüne bir şeyler mi katalım? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarımız geliyor.